Merhabalar, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nden Vedat. Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisiyim. 11. sınıfım. Slovenya'da son günlerimize yaklaştık. GiveSmart projemizi gayet verimli bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Slovenya'nın güzelliklerini gezdik. Mağaralardır, kalelerdir. Gayet verimli geçirdik. Burada IoT projeleri yaptık. IoT nesneler internetidir. Benim projem akıllı seraydı. Topraktaki nem oranını ölçüp ona göre sulama yapıyorduk. Ve ayrıca su filtreleme sistemi de yaptık. Gayet verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ismim Kerem Akçay. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Elektrik Elektronik Departmanı'nda okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün Slovenya Selya'dayız. Projemiz elektromanyetik pompalarla su numune etme, suyuları numune etme sistemiydi. Gayet güzel insanlar geldi buraya, çeşitli ülkelerden. Hepsi de çok sıcak ve samimiydi. Bir sürü yeni arkadaşlık edindim. Telefon numaralarını falan aldım. Bayağı güzel geçti. Onun dışında projede de benim yapmadığım şeyler vardı. Projelerde de yeni şeyler öğrendim. Gerçekten güzel bir yer. Merhaba, benim adım Kerem Ali Avcıoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencisiyim. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, algoritma geliştirme konularıyla ilgileniyorum. Bugün Slovenya'da GiveSmart Erasmus projesi kapsamında IoT projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Benim projem server'ı yazmaktı. IoT Internet of Things, nesnelerin interneti konusunda nesnelerin haberleşmesini sağlayan ve veri akımlarını gerçekleştirmek için bir server yazdık. 850 satır kodla bitirmiş bulunmaktayız. Ve boş zamanlarımızda Slovenya'yı geziyoruz, doğal güzelliklerini ve kaleleri vesaire. Hollanda, İspanya, Fransa, Türkiye, Slovenya olarak gerçekleştirdik projeyi. Merhaba arkadaşlar, adım Emir Tunan. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Bölümü öğrencisiyim. 11. sınıftayım. Burada Slovenya'da projemizi gerçekleştirmiş bulunduk bugün. Erasmus projelerimizde IoT sistemleriyle ev otomasyonu yapmıştık. İşte parçalarımızı birleştirdik. Normal bir şekilde projelerimizi rutinlere bağladık ve bunların çalışabilir versiyonlarını sunduk hepsiyle beraber. Çok güzel arkadaşlar edindik. Farklı ülkelerden birçok insanla tanıştık. Aynı zamanda burada gezip bu ülkenin tarihi ve farklı yerleri hakkında bilgi alma fırsatımız oldu. Gerçekten çok eğlendim. IoT, Internet of Things olarak geçen, yani nesnelerin interneti olarak geçen projemizde biz evlerdeki işte prizler olsun, evlerdeki ışıklar olsun veya farklı sistemleri işte motion sensör dediğimiz hareket sensörleriyle beraber kontrollerini sağladık. Aynı zamanda telefon uygulamaları üzerinden de kontrol edilebilmesini sağladık. Google'ın Next denilen cihazları sayesinde de akıllı bir şekilde asistanımızla yönetebilmeyi sağladık. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölüm Şefi Behçet Çevik. 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında Erasmus Plus projesi kapsamında, GiveSmart projemiz kapsamında Slovenya'dayız. İlk öğrenci çalışmasını Slovenya'da gerçekleştirdik. 4 öğrencimizle birlikte, ikisi elektrik elektronik bölümden, ikisi bilişim bölümünden, 4 öğrencimizle birlikte çalışmalara katıldık. Ev sahibi Slovenya, Hollanda, İspanya, Fransa ile birlikte 4 farklı istasyonda çalışmalar yürüttük. Hakikaten öğrencilerimizle her zaman olduğu gibi gurur duyduk. Her birisi kendi istasyonu, kendi takımının lideri pozisyonundaydı. Özellikle İngilizce'deki perfect, mükemmel konuşmaları, teknik olarak konulara hakimiyetleri hakikaten bizi gururlandırdı. Erasmus projesinin gerçek amacı farklı kültürleri tanımak, farklı lokasyonları, insanları tanımak, aynı yaş grubundaki farklı ülkelerden, farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada barış içerisinde, dostluk, kardeşlik içerisinde çalışmalarının ortamının sağlanması amacına hakikaten hizmet etti. Bu da Erasmus projelerinin temel mantığının pratiğe dökülmüş haliydi. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz, ülkemiz adına da gurur duyuyoruz. İTÜ, İTÜ Metal'e her zaman, her yerde.